Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Her pazar gecesi olduğu gibi Ayhan Akman ve Gürcan Bilgiç ile karşınızdayız. Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinin içindeyiz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz ve şampiyonluk yarışı bugün Medipol Başakşehir'in beraberliğiyle belki de yeniden başladı. İyice kızıştı. Zirvede puan farkı 3'e indi. Günün sıcak maçında, akşamın karşılaşmasında Fenerbahçe Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildi ve özellikle oynadığı futbol çok eleştirildi. Alanyaspor Fenerbahçe karşısında çok çok üstün bir oyun ortaya koydu. Tabii bugün alınan sonuçlardan sonra Beşiktaş yeniden heveslendi. Kümede kalma mücadelesinde de ilginç skorlar alınıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir anda kendini denklemin içinde buldu. İtalya'da Juventus üst üste 8. şampiyonluğunu ilan etti. Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool arasındaki amansız mücadele devam ediyor. Fransa'da da beklenen oldu. Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Bütün bunları 90 Artı'da konuşacağız ama önce Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Alanya deplasmanındaydı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadığı derbide 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği kurtarmayı başarmıştı. 1-1'i yakalamayı başarmıştı ama Alanyaspor deplasmanındaki skordan ziyade ortaya koyduğu futbol gerçekten olumsuz anlamda büyük yankı uyandırdı. Hatta belki de şöyle başlayabiliriz. Aytemiz Alanyaspor'un resmi Twitter hesabı maç biter bitmez sosyal medyada Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Paylaşım bakın nasıl. Kalecileri Haydar'ın fotoğrafı var. Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz diyor. Yani oyun böyle geçti demek istiyor Aytemiz Alanyaspor. Haksız olduğunu söyleyebilir miyiz Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya ekibinin? Ya bir şey söyleyeyim, aslında şunu göstermeden önce hani nasıl başlarım Fenerbahçe ile ilgili onu düşünüyordum. Buraya da özetledi mi? Özetledi ve saygıdan başlayacaktım aslında. Yani niyetim öyle bir giriş yapmaktı. Niye saygı? Şimdi küçük takımlar biliyorsun ya da Anadolu takımları diyelim. Hani küçük büyük ayrımı yapmayalım. Genelde büyük takımlara karşı oynadıkları zaman, üç büyüklere karşı oynadıkları zaman her zaman sürekli defans yaparak başlarlar. Çünkü ayakları korkar orada, titrer. Şimdi Fenerbahçe kalite farkı vardır. Kalite farkı vardır. Biri şampiyonluğu oynuyordur. Genelde diğerleri düşmemeye oynuyordur. Böyle bir süreç. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sene yaşadığını özetleyen bir tweetlerden bir tanesi bu. Şimdi rakipleriniz de size artık saygı göstermiyorlar. Oyun saygısından bahsediyorum. Yani Fenerbahçe'ye tabii ki kulüpler anlamında tabii ki mutlaka saygı gösterecektir. Ama oyun saygısı demek işte bu büyük takımların otomatik yıllardır oyunculara da verdiği, hissettirdiği, rakiplere hissettirdiği bu saygıyı işte şu an Fenerbahçe karşıdaki oyuncuya geçiremiyor. Oyun saygısı dediğimiz nedir? İşte Sergen Hoca bahsediyor. Biz Fenerbahçe'yi 3. bölgede karşılamayı düşündük. Hiçbir şekilde top aldırmak istemedik. Stoperlerine, sağ bekine, sol bekine, orta sahalara hiçbir şekilde oyun topla buluşmalarına müsaade etmedik. Ve istediğimiz skoru da elde ettik diyor. İstediğimiz oyunu da elde ettik diyor. Şimdi Fenerbahçe gibi bir kulübün işte düştüğü ortamda şu an için özetleyen bir tweet. Hocanın da özetlediği bu. Karşı rakip çünkü size çıktığı zaman ben rahatlıkla yenebilirim. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü de kabul ettirebilirim. Şeyle çıkıyor. İşte bunu yıkmak çok önemlidir. Bunu da yıkmak için her zaman şampiyonla oynamak zorundasınız. Her zaman yüksek tempoda oynamak zorundasınız. Fenerbahçe'nin yaşadığı genel problemlerden bir tanesi de bu. Rakipler daha rahat bir şekilde oyuncuları, rakip oyuncular Fenerbahçe'nin karşısına psikolojik üstünlük sağlayarak çıkabiliyorlar. Bugünkü oyununu da anlatan bir başka istatistik var. Hemen bu daha önceki Alanyaspor'un paylaşımıydı. İstatistikler, en basit hücum istatistikleri. Ceza alanında topla buluşma. Aytemiz Alanyaspor 38 kez Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşuyor. Fenerbahçe rakip ceza sahasında. 13-25 şut atıyor Aytemiz Alanyaspor ki bu sezon en çok şut attığı maç olmuş bu Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe'nin 7 şutu var. Alanyaspor'un 8'i isabetli, Fenerbahçe'nin 1 isabetli Opta verilerine göre. Yani Fenerbahçe maça kötü başladı. Ama geriye düştükten sonra da bir tepki veremedi. Yani Valbuena'nın pozisyonu dışında 50. dakikaydı. Onda not, hepimiz not almışızdır evet. Herhalde. Pozisyonu dışında Fenerbahçe'nin rakip kalede neredeyse hiç tehdidi yok. Yani pozisyon önceleri var belki birkaç tane ama
Yani onu da pozisyon olarak sayamayız. Hele ki maçın adamı Harun Tekin mi diye sorarsam ne cevap verirsin bana Gürcan Bilgiç? Değil derim. Değil. Kim peki o zaman? Değil derim. Herhalde şey yaparız. Çizseye yaparız maçın adamı. Gerçi golü de yok size ama. Size kaçırdığı için mi maçın adamı? O kadar golü kaçırdığı için. Fenerbahçe abi. Adına belki Harun'un yıldızlaştığını söyleyebiliriz. Hayır şimdi hakikaten fark önleyen Harun Tekin'di. Doğru yani oradan baktığımızda ama yani golde de çok net hatası vardı. Yenilen golde. Onu şimdi, tartışalım mı? Sadık'ın mı hatası, Harun'un hatası mı? Yani ben kaleci çıktı vuracak abi topu. Benim adamım onun. Sadık'ın ne yaptığını yani ben öyle gördüm. Sadık elbette orada iletişim kopukluğu da diyebiliriz. Bırak diye bağırdım, bağırmadı yani, mı onu da bilmiyoruz ama Sadık'ın Harun'un da orta bir çıkması tabii lazım ama oyuncuyu da uyarması lazım çıktığı pozisyonda. Yani onun da bir şekilde o pozisyonda kalecisinin üzerine çıkmaması lazım. Yani orada Harun bağırdıysa Sadık da hata. Bağırmayıp çıkıyorsan da vuracaksın yani. Ben orada ben Sadık'a da yazarım biraz yani burada. Yani kalecinin üzerine çıkmayacaksın. Yani öyle hissedeceksin, göreceksin. Daha önce pozisyonunu alacaksın. Aynen, aynen. Yani çünkü rakip de yoktu orada biliyorsun. Yani iki sadece Fenerbahçeli kaleci de Fenerbahçeli bir oyuncu. Çok, yani abi, o pozisyonu süzeceksin. Daha önce bakacaksın. Çevre kontrolünü yapacaksın. Yani bu şeye benzemiyor mu? Hani bu en fenomen örnek odur ya. Galatasaray'a şampiyonluğu getiren senin oynadığın dönemde Volkan Edu. Orada net bir şekilde Volkan'a yazılmıştı. Nonda'nın boş kale yaptı. Ali Sami Asın'ın oyunu. Orada net bir şekilde Volkan Demirel'e yazılmıştı. Bu iki pozisyon birbirinden farklı. Farklı. Şimdi ben hocaya biraz katkıda bulunmak istiyorum. Mesela işte tribünler Ersun Yanal'da yeniliyor. Ondan sonra Ersun Hoca'nın ağzından duymadık ama demeçler geçiyor. İşte Fenerbahçe defans yapmaz, defans yaptırır. Büyük takım Fenerbahçe gibi oynamak bunu göreve geldikten sonra da... Bunu çok sık dile getirdim. Tabii çok duydun. Ama şu gerçeği ya da bu şu realitenin üstünü hep örtüldü. Biz bunları yazdık, çok da eleştiri aldık. Belki o dönem sizler de konuştunuz. Yani oyuncu kalitenizde, oyun kaliteniz... ya da beklentiniz birbiriyle örtüşmüyor. Ve bu Dirk Advocaat'ın takımın başına geçtiği dönemden beri var. Yani bu senenin de değil. Aykut Kocaman'la geçen senenin, Dirk Advocaat'lı ondan evvelki senenin de problemi. Fenerbahçe ne zaman 70 milyon euro harcadı? İşte Naniler, Van Persie'ler, Diego'lar. Volkan Şen, Şener. Aynen. Değil mi? Hepsi aynı sene. Onları aldı. O sene şampiyon olamadı. Vitor Pereira gibi bir futbol cahiliyle diyeyim. Teknik direktör ama futbol cahiliyle yola çıkıp sonundan vazgeçtir. Mesela Advocaat'ın teknik direktörünü beğeniriz beğenmeyiz ama çok net konuşan bir isimdi. Bir gün basın toplantısında sordular yani yıldız oyuncu ne yıldız oyuncusu dedi. Büyük takımda dedi yıldız oyuncu olur dedi. Siz bana hangi yıldız oyuncudan bahsediyorsunuz? Yani takım kadrosunu... Kadroyu çok sert eleştirdi. Tabii çok. Advocaat yani. Çok net bir eleştirmişti. Hatta o dönem gene bir Fenerbahçe maçından sonra toplandı. Zannediyorum Kasımpaşa maçıydı. Maç bitti 2-0 Fenerbahçe galip. Oyuncu değiştirmedi hiç. Advocaat. Erman abi vardı. Erman abi dedi ki şeye mesaj bu dedi. Yönetime dedi. Ne oyuncular dedi? Bu yani. Ha, almıyorum dedi diye yönetime mesaj verdi dedi. Ya abi dedim olabilirdi dedim. Kimi sokacaktı? Yani adam dönüyor kulübeye bakıyor, sahaya bakıyor. İyi devam etsin bunlar diyor. Ya geçen gün Sergen Hoca da çok benzer bir şey söyledi. Kasımpaşa maçı mıydı? O da hiç değişiklik yapmadı. Bu maçta da yapmadı ama o yokluktan değil sahadaki işler çok iyi gidiyor diye. Ha, onun için o da. Bugün de yapmadı. 90+5 arası yaptı. Yani. O da o zaman da onu belirtti. Çok ciddi ve mesela bu senenin problemi aslında geçen senenin genelinde o hamaset duygusu, Fenerbahçe böyle mi oynar? Bir Valbuena atıf kararıyla defansif oyun oynamaya başladı Fenerbahçe. Sezonu en çok gol atan takım olarak bitirdi. Ve o algı yönetiminle Ali Koç ve yönetimi mağlup oldu. Yani ligi ikinci bitiren, şampiyonluğu son hafta kaçıran, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan takımı beğenmediler. Teknik direktörü beğenmediler. Değiştiler. Oyuncuları gönderdiler. Teknik direktörü gönderdiler.
işte son sıralarda devam ediyorlar. Çünkü realite bu değil. Yani bizde insanlarımız hakikaten futbolu çok iyi biliyorlar. İşte City Tottenham maçını seyrettikten sonra ya da ne bileyim Almanya'da maçını ya da Barcelona maçını seyrettikten sonra yani oyunu, futbolu çok iyi görüyorsun, çok iyi anlıyorsun. Ama oyunu bilmek ayrı bir şey. Ve hocam bize anlattı işte bu programa girmeden önce Nyon'daki kursta neyi neye göre hesaplayıp hangi taktiği, hangi antrenmanı neye göre yapıyoruz diye. Değil mi? İngilizlere gidip kendi şeylerini sunuyorlar orada. Adam da soruyor. Diyor adamın bekleri böyle giriyor diyor. Değil mi? Sen ona hemen cevap veriyorsun. Şimdi oradan bugüne geleyim. Alanyaspor bu sezon evinde Trabzonspor'u 1-0 yenmiş. Beşiktaş'ta 0-0. Galatasaray'la. Başakşehir'le 1-1. Galatasaray'la 1-1 berabere kalmış. Evinde iyi bir takım yani. Ve bu şablondaki, yani bu analizdeki, bu etkinlikteki, biraz önce hocamın saygı kelimesi, yani bu beni, bana bir şey yapar mı deyip önlem alacak değil mi teknik direktör? Ya da rakip tedirgin olacak. Öne koşmaktan imtina edecek. Tam tersi Fenerbahçe'nin duyması lazımdı. Yani bu şablonda, bu etkinlikte, bu efektiflikte oynayan bir takım var. Ligin tepesine yenilmemiş sahasında. Hatta Beşiktaş maçında galibiyeti kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar iyi oynamışlardı. Ve sen Ersun Hoca olarak tamam cezalarım var, sakatlarım var. Onlar bir kenara. Hangi düzenle, hangi mantıkta, hangi oyun gücüyle oyuna çıkacaksın? Sergen Hoca diyor ki ben ileride top tutacak adamları yoktu. Bir uzun oynamaya zorladık. Evet, santforların anlayışına... Önde bastık diyor. Bu sürpriz bir şey mi abi? Yok. Ankara Gücü de aynısını yaptı Fenerbahçe'ye. Geldi Galatasaray da aynısını yaptı. Ve hepsinde de zorlandı Fenerbahçe takım. Başakşehir de aynısını yaptı. Yani Alanyaspor'un da sana bunu yapacağı çok açık ortada. Hani bir buna çözümün ne? Peki, baskıdan nasıl çıkacaksın? Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi hani bir laf vardır. Yenil ama iyi yenildi. Şimdi ben hocama çok uzatmayayım. Bayan Hoca'ya atacağım lafı. Yani bu baskıdan çıkmak, yani bunu olacağı gün gibi aşikarken bunun için kadroda ya da taktik anlayışta ya da saha içindeki görev bölümünde Fenerbahçe'nin bir çare arayışı var mıydı hocam? Şimdi bunda o baskıdan nasıl çıkarsın? Genelde büyük takımlara karşı zaten sürekli bu tip şeylerde, bu baskılarda olabiliyor yani. Zaman zaman önde olur, zaman zaman geriye yaslanarak oynarlar rakipler. Sonuçta sizi çıkaracak adamlar belli. Yani geriden oyun eğer kurmak istiyorsanız iki tane stoperinizin de ayağı iyi olması lazım. Merkez orta saha oyuncularınızın da ayaklarının iyi olması lazım. Artık günümüzde de o yeni trendlerden, şimdi artık sağ beklerin, sol beklerin de hem dışarıda alışları hem içeride alışları, yani artık orada bir rotasyon oluyor ki o baskıları, o baskı zincirini kırabilsinler. Şimdi Fenerbahçe ne yazık ki oynadığı Skrtel, stoperlerini sayalım. Skrtel, Sadık artı Serdar. Bugün itibariyle İsmail, Isla. Bu dört oyuncunun Marko ve Lyundama var mı mesela? Ya da artı buna Donku da ekleyebiliriz. Başakşehir'i düşünelim. İki tane çok iyi ayağı. Mahmut'u artık oraya hep konuşuyoruz, çekti. Ayakları daha iyi. Epriano'nun tabii ki eksikliğini olduğunu biliyoruz. Epriano'nun ayağı çok iyi. Mahmut'un ayağı çok iyi. Bakıyoruz Çayçara'nın ayağı çok iyi. Gene sağ bekte. Klişeyi kullanıyor. Emre var. Emre zaten merkez orta sahaların hepsi. Ayakları çok iyi ve o rotasyonu da çok iyi yapabilecek. Hem defanstan önünden top alabilecek hem de o blok aralarını daha biraz daha ötesinde de... Onlar bile zorlandılar bazı maçlarda değil mi hocam? Baskı, yani ona rağmen. Baskı her zaman zorlar. Yani güç her zaman zorlar. Barcelona'ya da karşı çok iyi baskı yaparsınız, çıkartamayabilirsiniz. Sevilla'nın bunu yapmışlığı var mesela bazı maçlar şimdi gözümüz önüne geldi. Değil mi? Yani Atletico Bilbao yaptı birkaç yıl önce, onu da çok iyi hatırlıyorum. Atletico Madrid biraz daha, o daha bekliyor. Zaman zaman önde basıyor ama daha çok bekleyerek yapıyor bunu. Şimdi bu oyuncularla çıkar mı? Tolgay, Topal ve Elif merkez orta sahasını da düşünelim şu an. Ben hep Tolga'yı çok beğenen bir teknik adamlardan bir tanesiyim. Niye? İşte bu baskıları kırabilecek ayağa sahip olduğunu düşünürüm hep Tolga'yın. Ama hakikaten şu an Tolga'ya kendi özelinde şu an anti parantez açalım. Tolga'ya şu an biraz haksızlık yapıyoruz. Hoca da artık onu kazanma adına kaybetmeye başladı.
Yani Tolga'yı bir şekilde... Niye Tolga'ya haksızlık yapıyoruz? Şöyle, çok pas hatası yapıyor. Şu an fizik olarak hazır olduğunu hiç düşünmüyorum. Çok eksik geldiğini düşünüyorum Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geldiğinde. Hala toparlayamadı. Ha, peki, yani devre arası girdi. Bir de milli maç artı seçim arası girdi. Hani o da uzun bir periyot. Bunlar yeterli değil mi fizik olarak toparlanması için? Devre arası çok son yeterli. Geldi ama. Efendim? Son gün geldi. 31'inde geldi. Tamam, devre, ama kendi çalışıyordu yani sonuçta. Tatilde değildi Tolga'ydı. Bilmiyorum ne bileyim ya, takımla çalışmak gibi ama maç eksiği de var tabii. Maç kondisyonu da önemli. Yani hepsine hala tamam. Geri dönemiyor yani. Şimdi biz Tolga'yı Beşiktaş'tan da biliyoruz. Yani burada o sizi oradan bu top işte o baskı anında sizi çıkaracak adam Tolga. Kağıt üstünden bahsediyorum. Buna belki Zaitsi da ekleyebiliriz ki Zaitsi hiç ortalıkta yok. Hani oynatmıyor hoca birkaç haftadır. O da benim için soru işareti. Devre arası transferlerden bir tanesi aldığınız değil mi? Hatta ciddi paraları aldığınız bir oyuncudan da fayda, Alanya deplasmanında oynatmıyorsun. İçeride Fenerbahçe Galatasaray maçında oynatmıyorsun. O zaman ben de soruyorum, niye alındı mesela Zaitsi? Değil mi? Eğer bu tip maçlarda da kullanamayacak, sanki sakatlığı olmadığını biliyoruz. Şimdi o baskıyı kırmanın metodu pasla çıkış oradan. Ama tabii ki oyun planınız olacak. Bu oyun planı mutlaka hoca çalıştırıyordur. Ben çalıştırmadığını düşünmüyorum. Ama genelde Topal sizi burada o defansın önünden belki baskı olmadan çıkartabilir. Ama baskı halinde o topla dönüşleri ya da dribling halinde adam geçişiyle çıkartamaz. O yüzden Tolga'dan beklenilen bir şeydi ki ben Ersun Hoca'nın o yüzden Tolga'yı çok transfer ettiğini düşünüyorum. Ama Tolgay şu anki hem fizik olarak hem de bu işleri yapacak kıvamda değil. O yüzden de ben Tolga'ya şöyle haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ersun Hoca onu kazanma adına hala devam ettiriyor ısrarla. Bazen oyuncuları da oynatmayarak da kazanabilirsin. Çünkü artık o stresle yüklenmeler başladı. Seyirci homurdanıyor, basın eleştiriyor. Şimdi bu işte stres toleransı şu an Tolgay kaldıramadı diye düşünüyorum. Diğer oyunculara da olduğu gibi. Yani genel olarak benim fikrim bu. Peki. Sen, hayır tamam, dediğin doğru da bunu gördün mü? Ben onu soruyorum sana. Neyi? Yani Ersun Hoca Tolgay'a bu görevi vermişti. Tolgay yapamadı mı diyorsun? Ben mutlaka Tolga'yı orada... Hayır, bunu gördün mü, onu anlat bana. Ben görmedim. Hayır, ben zaten görmedim. Hayır, şimdi konuşuyoruz. Hayır, yapamadı şimdi Tolga'yı. Tolgay da Süpermen değil ki. İki kişi basıyor üstüne. Alacaktı, bu dönecek. Oradan kurtulması için ya İzla ile verkaç yapacak ya Dirar yaklaşacak. Onunla verkaç yapacak ya da dediğin gibi Elif değil mi? Orada oyuncuların bazı üçgenler kurması lazım. Birbirlerine pas istasyonu olması lazım. Ben onları görmedim. İşte bunların hiç yani, görmediğimizi konuşuyoruz. Yani Tolga'ya pas alternatifi de yaratmıyor takım. O zaman da organizasyonla ilgili problem de var diyorsun. Tolgay, doğru mu anlıyorum? Tolgay baskı yiyor, pas hatası yapıyor ya da top kaybı yapıyor. Doğru. Bu top kaybını yaparken verecek birisi var. Vermiyor da mı yapıyor? Şimdi ona da bakmak lazım. Yani benim eleştirdiğim nokta o. Mesela Başakşehir baskı yiyor. Ama o noktada pas istasyonu oluyor oyuncular birbirlerine. Ne yapıyorlar? Alıyorlar, çıkamıyorlar, kaleci oynuyorlar. Kaleci tekrar öbür tarafa oynuyor. Gene çıkamıyorlar, gene kaleciye oynuyorlar. Yani peki, iki stoperin ayağından bahsedebilir miyiz burada? Yani Skrtel'la Sadık ya da Serdar. Yok. Rahatlıkla hayır, zaten top çıkartabiliyor zaten, mu? Markao gibi derinlemesine bir 30 metre, 20 metre atabiliyor mu? Geçiş oyunlarında mesela Markao'nun en büyük özelliği hem oyun kurulumunda var sana, hem de o topu kazandığınız andaki o geçiş oyununda çok çabuk sizi çıkartabiliyor. Şimdi bunları hep konuştuğumuz zaman bu oyuncu tabii ki karakterleri, oyuncunun fiziksel hem de teknik kapasitelerinden de bahsediyoruz. Tabii tabii. Markao yardım, seçimlerden bahsediyoruz. Markao yardımı alıyor. Ama bak mesela Alanya Spor maçında Alanya Markao'ya da yaptırtmadı onu. Yani ben Alanya takımına, hocasına, İrfan Saraloğlu'na, yardımcısına, şu arada İrfan şeyin kimin? Fuat Alanya'nın. Okan Hoca'nın yardımcısıydı. İrfan Fuat Hoca. Fuat Hoca'ya. Değil mi? Sergen yardımcısı Fuat Hoca. Murat Şahin, Çağdaş Atan var. Murat var, Çağdaş var. Çağdaş Atan var. Fuat Buruk da öyle değil mi? Yok, Fuat o Hamza Buruk Hoca'nın mu? Yardımcısı. Niye karıştırdın sen ben? Sen yardımcıları karıştırdın. Ya bugün Gürcan Bilgiç, niye öyle oldu? İyi bir gün diyebilmişim. Allah Allah. Ne gerek vardı şampiyonluk yarışımı falan konuşsaydık.
Kaç kaç kalmış? Peki. 5 maç kalmış şunun hemine. Yalnız yani, bence hatırlattığın nokta önemli. Yani Alanya Spor bu baskıyı Galatasaray'a da yaptı hakikaten. Yaptı ve... Yani bu kadar pozisyona giremedi Galatasaray'a karşı ama Galatasaray'ın da oyun kurmasına hele hele böyle bir ilk 45 dakika hatırlayalım maçı şimdi şöyle. Alanya'da yapmıştır konuşur. Ama mesela Samiyen'de yapabilir mi? Yok. Bu kadar önde oyunu. Samiyen'de 6-7 zaten. Tabii. Galatasaray'dan. Doğru. Ama işte yani o şey, başladığımız şey yere geliyoruz aslında şimdi. İşte artık Fenerbahçe'den korkmuyor rakipler. Rahatlıkla önde oynayabilirim. Rahatlıkla top yapabilirim. Çünkü topu da kazanamıyor Fenerbahçe. Yani bir 8-10 evet. pasa çıkabiliyor rakibin. Şimdi Galatasaray dün mesela oynadığı maçı düşünüyorum. Kayseri maçını düşünüyorum. 3-4 saniye, 3-5 saniyede hemen kazanıyor. Bak maç 11-11 kendinden de bahsediyorum. Şimdi bu baskılar çok önemli rakibinize. Hem top sizde kalmasını istiyorsun ama rakibe geçtiğin zaman da bir an önce de kazanman lazım. Hemen ilk andaki reaksiyonu vermesi lazım. Şimdi Fenerbahçe hem defansif oyunu iyi oynamıyor hem de ofansif oyunu iyi oynamıyor. Yani dertler çok büyük, problemler çok büyük. Bu da gene sezon başına dönüyoruz. Oyuncu seçimleri. Tabii canım. 11 tane, 18 tane, 20 tane oyuncuyu bir araya iyi oyuncuyu alabilirsin. Ayhan Hoca ben bak orada bir şey diyemiyorum. Neden bir şey diyorum? Aldığı oyuncuları elbette eleştirebiliriz. İyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. İşte Slimani ile Benzia geldiğinde hiçbirimiz bunlar niye aldığını demedik yani. Yok ben Benzia'ya itirazım var. Yani hatta konuştuğum teknik adamlar var. Hepsi diyor ki yani bugün deseler diyor. Slimani'yi alırım diyor. Orada. Yani bu performans olmasa yani o kiralama etabında. Şimdi hayır ben esas oraya gelmeyeceğim. Yani sattığın kadar alabilirsin. Kısıtlı bütçem var. Oyuncu transferi son güne kalıyor. O etapta çok seçme şansın yok. Yani bütçene uygun olanı alacak durumdasın. Bu noktada zaten aman aman müthiş bir yani iyi bir bonservis bütçen yoksa çok da iyi oyuncular alman çok mümkün değil. Mesela Ayhan Hoca işte Tudor'la beraber iyi bir takım kurdular. Geçen sene şampiyon oldu bu takım. Bu sene de şampiyon oynuyor. Sizin kurduğunuz takım. Ama yani 40 milyon euroydu. Sadece bonservis bütçesi. Tamam. O dönem harcadı. Ya bütçeyi yarattı yönetim. Harcadı. İyi oyuncular transfer edildi. Doğru oyuncular ve oyuncularla birlikte ligi domine ettiler. Özellikle iç sahada domine etti Galatasaray. Ama şimdi... Şimdi çok özür dilerim. Şimdi şeye bakıyorsunuz. Burada para harcanmadı değil yalnız. Hani hiç... Onu unutmamak lazım yani. Zaitz'in bonservisi ne kadar? 6,5 galiba. Slimani'nin yıllık maliyeti yıllık ne kadar? Ayev'in ama maliyetleri. Maliyetleri ne kadar? Yani sonuçta alındı. Bir maliyete girildi gene. Ben onu hani öyle bir yani biraz şöyle anlattığım hani gibi oldu. Hiç para harcayamadılar. Hiç para harcanmadı. Hiç transfer yapılmadı. Bu oyuncular alındı da iyi oyuncular. Yani niye alındı demedik. Ben Benzia'ya dedim. Ben Frey'e dedim şahsen. Kendi adıma yani. Kendi adıma. Zaitz'i sorguladım. Bir soru işareti koydum. Sadık, Serdar aynı şekilde yani. Belki Slimani ve Ayev'in hani kariyerlerine bakarsak evet. Onlara belki ben de evet yani diyebilirim ama diğerleri soru işareti olan oyuncular. Yani onların alınması elbette maliyette olacak. Adam zaten o dünyanın para kazanıyor. Tamam. Hani kulübü onu sana bedava verecek. Ama yani performansa geldiğin zaman bugün neydi sen güzel bir tweet okudun bana. Hangisi? Opta Troll müydü? Opta Troll evet öyle bir hesap var hakikaten. Nagatomo dün golü attıktan sonra kafayla şöyle işte istatistikler karşılaştırmada istatistikler oluyor ya. Nagatomo'nun ligde attığı kafa golü sayısı 1, Slimani 0. Yani bir espri yapmış. Tabii o şey yani mesela geçen Trabzon taraftarı Rodega'ya protesto etti. Çok eleştirdi. 11 golü var. Yani Fenerbahçe'nin vardı o zaman. Şimdi 12 oldu. 13. O zaman 11 golü vardı. Dedim ki yani Fenerbahçe'nin santraforunun 11 gol olduğunu düşünsene kim bilir nerelerdeydi. O dönem için söyledim. Tabii yani evet. 10 puan fark ederdi yani. Ve bugün mesela şeye baktım. Ne bileyim de onu konuşuyorduk. Sen yoktun. Gol krallığına böyle iniyor aşağıya 20 tane isim. Son isim 6 golü var. Çizse galiba. Alanyasporlu. Fenerbahçe'den oyuncu yok. Yok, papis. 6 golü olan oyuncu yok Fenerbahçe takımında. Siz şimdi düşünün. Gol yiyen bir kaleciniz var. Gol atamayan forvetleriniz var. Harun Yıldızlaşmasaydı o zaman hani gol yiyen yani
Bu arada Harun'un evet hatalı maçları var ama yıldızlaştığı da değil mi? Çok kurtarış yaptığı da şimdi, böyle 3-4 tane maçta sayabiliriz. Demek ki Fenerbahçe o maçları da alamasaydı şu an neyi konuşabilirdik acaba? Öbür taraftan da bakabiliriz. Şimdi, işin öbür tarafına geldiğimiz zaman mesela Aya Başkanı'nın falan farklı kazanmalı gitti. Onların da forvetlerini çok gol atamadı. Ya Alanya forvetlerinin de. Yani Harun, size de çok kaçırdılar. Harun'da mı çok büyük başarı var? Alanya forvetlerinde de. Beceriksizliği de var tabii. Beceriksizliği var. Onu da konuşabiliriz. Her şeyden öte. Bir ara vermemiz gerekecek. Eğer toparlayacaksan bir iki cümleyle. Evet toparlarım. Yani bu noktada Ayhan Hoca'nın dediği büyük takım ya da hedef takımın kadro kalitesinin 3 sezondur Fenerbahçe'de olduğunu ben söyleyemem. Yani Alanya takımının kalitesinden. Geçen seneye baktığımız zaman bakın geçen sene 3 oyuncuyu çıkartın. Jansen, Giuliano, Soldado. Hani Transfermarkt'ta falan değerler konuyor ya. Fenerbahçe'nin değeri 35 milyon euroydu. Sivas'la aynıydı. Bakın 3 oyuncu çıktığı zaman. Ya, ve bu takımı taraftar beğenmedi diye takımı değiştirdiler. Teknik direktörü değiştirdiler, onu değiştirdiler. Hayır onlardan da bonservis de yüksek hayır, bonservis yani sen, bedelleri aldılar değil mi? Hayır, yani, işte hayır, 25 milyon euroluk bir gelir elde edildi. Ciddi bir paradan da aldı daha. Jansen kiralıktı zaten. Yok Jansen değil. Geri döndü. Öteki iki oyuncuyu da sattılar dediğim gibi. Brezilyalı. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Biraz da şunu konuşmak lazım belki aradan sonra. Hani tamam evet Fenerbahçe'nin kadrosunu uzun zamandır eleştiriyoruz ama hani Ersun Yanal geldi. Hedefimiz ligde ikinci yarıyı lider bitirmek dedi. Ali Koç hocamızdan ilk üçe sokmasını bekliyoruz dedi. Yine ikinci yarı 17 haftalık puan durumunda. Ama bu hedeften oldukça uzak görünüyor Fenerbahçe. Burada Ersun Hoca'nın acaba neyi ne kadar iyi yaptığını biraz da tartışmak lazım. Reklamlardan sonra bunu konuşacağız. +90'da yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe'nin performansını konuşuyoruz. Özellikle Aytemiz Alanyaspor karşısında oldukça negatif bir oyun vardı skorun yanında da. Peki şuraya bakalım. Ersun Yanal'la sözleşme imzalanırken ikinci yarıya bir hedef konuldu. O imza töreninde Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Başkanı dedi ki biz hocamızla konuştuk onu en azından ilk 3'te yani 17 haftalık periyotta ilk 3'te olmasını. Hatta o imza töreninden önce ilk maçından sonra Erzurumspor maçından sonra da Ersun Hoca ne dedi? Biz dedi ikinci yarının lideri olacağız dedi. Doğru mu? Peki ikinci yarıda nasıl lider olabilir veya ilk 3'e girebilir Fenerbahçe? İkinci yarı performanslarına bakalım puan durumu olarak. Şu anda ilk 3'teki takımlar Galatasaray, Beşiktaş ki bir maçı eksik Beşiktaş'ın ve Medipol Başakşehir. 30-27-27 puan toplamışlar. Fenerbahçe ikinci yarıda şu ana kadar 17 puan topladı. Yani Ali Koç'un koyduğu hedefe ulaşması için Fenerbahçe futbol takımının en az 10 puanlık farkı kapatması lazım kalan 5 haftada. Mümkün ki onların da kazanmaması lazım hiç bu arada. İşte 10 puanlık farkı kapat 5 haftada. Yani 15 puanda 10 puanlık fark kapatacak. Ya bu arada bu mümkün mü? Mümkün değil. Değil. Yani bu arada Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir de hep kaybedecek. İşte başka türlü olamaz zaten. Bu mümkün değil diyorsunuz. Yani o 3'e bile girmesi mümkün. Peki hani bu ne diyeyim? Sözdeyim taahhüt değil mi? Taahhüt diyebiliriz buna. Hani. Hedef. Hedef diyelim. Hedef. Ya yani bu hedef ortaya konmuş. Başkan tarafından da konuyor. Hatta teknik adam onu bir adım ileriye götürüyor o hedefe. İlk 3 değil lider bitireceğiz diyor. Peki ne oldu da bu hedefe ulaşılamadı? Ersun Hoca burada neleri iyi yaptı veyahut da eksik bıraktı? Biraz onu konuşmak lazım bence. Şimdi devreye girerken de aldı aslında devre. Hani devrede de bir çalışma şansı. Tabii devre öncesi de var birkaç tabii hafta. Tabii ki. Hatta transferde de aslında transfer yapma durumunda var. Transferler yapıldı. İşte Sadık, Serdar, Zayt, değil mi? Moses. Ciddi transferler tekrar yani hocanın. Tolgay. Bunları ekleyebiliriz ki bunlar böyle hani gelip ilk 11'de işte zaman zaman gördüğümüz başlattığı oyuncular. Ama yani ben şu an o efekti verdiğini düşünmüyorum. Yani hocanın da koyduğu o hedefe ulaşılamadığı bir gerçek. Evet zaman zaman hani burada konuştuk. İşte fizik olarak bir tık el değdirildiği görülebiliyor Fenerbahçe'nin. İşte koşu mesafeleri artıyor. Zaman zaman oynadığı işte Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı, o verdiği maç içi reaksiyonları takımın dönem dönem böyle iyi bir görüntü çizdiği de gerçek ama skora hiçbir şekilde yansımadı.
oyun kalitesi de belki 2-3 maç hariç gene sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Niye kaldı? Hoca daha iyi bilir tabii ki ama hep geriye dönüp bakarsak, hep işte Komolli'yi suçlarsak, hep Koku'yu suçlarsak, işte yönetimleri de suçlarsak bunun da altından kalkamayız. Çünkü sonuçta senin eline devre arası da geliyor, böyle bir şans geliyor ve oyuncu transferleri de geliyor. Yani sonuçta Ersun Hoca'ya da bir şekilde bu fatura yazılacak gibi düşünüyorum. Mesela Ersun Yanal'ın özellikle ilk yarıdaki o birkaç maçı saymıyorum. İkinci yarıdan itibaren kaç haftayı geride bıraktık? 12 mi? Değil mi? Yani 12 haftayı bitirdik. 29 bitti. 15 maç, 4 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet. Dediğim gibi ilk yarıyı saymayalım. O 12 maçlık periyotta Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maçın tamamı zaten yok da bölümler kaç tane aklınıza geliyor? Tabii bu arada Avrupa Ligi'nde gruptan çıktın, elendin. Doğru. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniye'ye iki kere yenildin, elendin. Yani ciddi şekilde başarısızlık var. Şeye baktığımız zaman, beklenti, sonuç oranına baktığımız zaman ciddi şekilde başarısızlık var. Ve bunun karşısında mesela şunu diyemiyoruz. Ya bu takım oynuyor. Hı hı. Yani bir ışık veriyor ama işte kalecisi hata yapıyor. Forveti atar. Tabii yani. Mesela Aykut Hoca dönemi diyorduk. Maç bir başlıyordu. İkinci dakika bir yanlış geri pas yapıyordu. Ya Volkan topu içeri atıyordu. Bir şey oluyordu. Bireysel hatalar. Yani bireysel hatalardan ki en büyük bu sezonda bireysel hatalardan en büyük sıkıntıda olan Fenerbahçe'deki bu oyuncu kalitesiyle ilgili. Yani oyun kalitesiyle ilgili değil. Öbür taraftan da bir oyun bekliyorsunuz. Mesela Ankara Gücü maçı için. 1-1 bitti karşılaşma. Ben Ersun Yanal'a fatura yapamam yani. En iyi oynadığı maçlardan biriydi. Tabii canım, 30'a yakın orta atmışsın, 16'ya yakın şut çekmişsin. İşte maçın yıldızı, rakip takımın kalecisi. 65'e 35 top sende kalmış. Orada olmamış baktığın zaman. Başka örnek geliyor mu aklına? Yani Ankara işte, maçı yani kazanamadığı ama iyi oynadığı. Hayır, en azından bir 60 dakika iyi oynadığı bir maçtı. İşte Beşiktaş maçının ikinci yarısı. Tamam. Galatasaray maçının ilk Galatasaray maçından bahsediyorum. Dönem dönem oynadıkları gene ikinci yarı. Orada yani Ersun Hoca yok ama. Orada Koku var. Pardon. Yani onu şey, Örgün Kuma var. Özür dilerim. Genel olarak belki hani Fenerbahçe iyi gördüğüm maçlardan. Yok, Ersun Hoca özeline orada filtreledim yani. Başakşehir. Başakşehir'in maçının ikinci yarısı. İkinci yarısı gene. Bölümü. Tamam. Yani ama şey verime baktığınız zaman ne bir iskelet 11 var ortada. Ne böyle çok parlamış, hakikaten başka oldu, hoca geldi, eli dokundu bir oyuncu var ortada. Mesela bugün bence haklı. Yani eleştirenler sosyal medyada veya normalde gençler niye oynamıyor? İşte Ferdi var, ne bileyim Oğuzkan var, Elif'i oynatıyor ama niye bunlara şans vermiyor diyenler var. Hoca dedi ki, iyi değiliz dedi. İyi değilken biz bu oyuncuları kaybederiz dedi mesela bugün maçtan sonra yaptı. Evet. Stresli ortamda bunların oynatma dönemi çok doğru, zor dedi yani. Stresli ortamda oynuyoruz maçlarımızı. Çok doğru bir zamanlama değil dedi. Değil dedi ki ben katılıyorum. Ki hatırlayın Yusuf Yazıcı'yı oynattı ama bir devre bekledi Ersun Yanal. Onu takıma almak için. Orada da yine biri gitti de öyle oynamaya başlamadı mı Yusuf? Bir devre bekledi. İkinci yarıda yani ayrıldı, o öyle şans bulmaya başladı. Sezonun ikinci yarısından itibaren de oynatmaya başladı. Abdülkadirler de aşağı yukarı öyle oldu yani. Hani Sosa'nın sakatlanması, Onazi'nin sakatlanması gibi oyuncular aslında yavaş yavaş öyle çıktı orada. Ama orada da yavaş yavaş. Ama şurada buna bakacağız. Yani hakikaten oyuncuları eleştirebiliriz. Yeteneklerini, sınırını söyleyebiliriz. Bu takımla bu kadar önemli diyebiliriz. Ama teknik direktörün görevi bunlardan şikayet etmek değil. Yani Filip Koku niye gitti, Kuman niye gitti? Aynı takımla. Sen niye geldin? Ben onlardan daha iyi yapacağım dedin. Hatta aynı takım da değil. 5 dakika yani, var üstüne. Hayır, Ersun Hoca'yı niye getirdiler? Bunlar yapamadı, sen yap diye getirdiler. Evet. Öyle mi? Çözüm üret diye tabii aynen. Ki. Yani sen, çözüm üretmelidir yani. Sen yap diye geliyorsan, bunu da kabul ediyorsan, takımın durumunda bir görüyorsan orada bir işaretin olacak. Yani o geldi böyle oldu diye işaret olacak. Sadece artan koşu mesafeleri değil. Yani bugünkü maça baktığımızda ben özellikle ona gelecektim. Şimdi
sanki daha dirençli bir takımla çıksaydı. Jensen'da olsaydı mesela. Yani Elif'in oynaması Galatasaray maçında attığı golün ödülüyse Tolgay niye sağdı? Ankara Gücü maçı yok. Galatasaray maçı yok. O niye sağdı? Tamam, iyi oynayana, gol atana ödül veriyorsun. O zaman iyi oynamayana? Daha ödül vermiyor. Nereden veriyorsun o formu? Yani oradaki denklemler için. Hadi yine teknik direktör bakıştır. Biz daha farklı değerlendiriyoruz. Beyefendiler işin içindeler. Onlar dengeleri daha farklı bakıyorlar. Onların pencereleri farklı. O zaman haklı çıkacaksın. Yani ben çok ödül gibi olacağını düşünmüyorum. Neden? Hocanın da sorgulandığı haftalardan geçiyoruz. Yani hoca da maçı kazanmak istiyor. Hani şu an oyuncu mu kazanmayı düşünüyordur sence Gürcan abi? Maç mı kazanmayı düşünüyordur? Tabii canım, maçta. %100 yani o gol attı diye belki o tabii ki performansı da iyiydi Elif'in bu arada. Hani Fenerbahçe Galatasaray maçındaki performansı da iyiydi. Ama ben şeydeyim mesela, Zaits nerede? Yani Zaits çünkü hocanın transferi devre arasında. Evet. Ya hocaya sorulmadan sence Zaits alınmış olabilir mi? Hoca bence onu iyi görse oynatır ya. Dediğin gibi kendi transferi olan bir oyuncuyu niye yedek tutsun ki? Bir sıkıntı var orada yani. Yani bir şeyde tatmin olamadı demek ki. Olamadı ama onu sonuçta o zaman oyuncu mesela Ekici, ne kadar irdelendi. Yok değil mi? Biz Galatasaray maçı ilk 11 bekliyorduk. Ekici'nin cezalı olduğu. Evet. Çünkü Vodafone Park'ta bile Zaits'la başlamıştı. Tabii. Hatırlarsanız hani oradan mesela o maçta bile oynadı. Öyle olmadı ama. Yani geçen hafta da bu hafta da Elif'le başladı. Şimdi Elif genç bir oyuncu. Evet, yetenekli bir oyuncu. Ama daha oyunu bilmiyor. Daha yani mesela bugünün özelinde baktığımız zaman Fenerbahçe kadrosunun tırnak içinde bir korkaklar takımı olduğunu söyleyebiliriz. Bir iki oyuncuyu ayırırız. Toptan saklandılar. Ayaklarına gelen öne oynamadılar. Bir penetre görmedik. İleriye şey yapayım diye. Rakibe karşı koymadılar. İlk yarıyı Alanya kaç faul yaparak bitirdi? Tam bir rakam söyleyeyim. Alanya'nın faul sayısı mı? Ama Sergen Hoca bunu kullanıyor. Bilmiyorum, ben bakmadım rakamlara da. Ya 7-8 var mı? 10 mu? 2. 2 faul yapmış rakip sana. Hiç zorlamamışsın yani. Hayır, önde oynadık işte, faul yaptık, durdurduk anlamında mı sordun diye düşünüyorum. Yok, ben şey söylüyorum yani. Rakibin faul yapmasına gerek kalmadı. Gerek kalmadı diyorsun. Rakip zorlamamışsın bile ya. Ya ben peki bu yani fizik problemden taktik problemden ziyade çok ciddi mental problem olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe kadrosu. Peki bugün sahadaki forvetine bakalım Fenerbahçe'nin. Ayev evet. Yani kanat oyuncusu. Soldado yok. Ekici işte üretken dediğimiz işte Fenerbahçe o için yok. Yetenekli sınıfına koyduğumuz oyuncu yok. Ya sonuçta kaç ilk dönem kaç transferle girildi Komolli'nin Koku döneminde? Bir 8-10 11. Civarı, 11 mi? 11. 11 yazmışım ben de. 11 transfer. Devre arası kaç transfer? 5. 5 transfer. Evet. 5. Yani 16 tane transfer. Yani bir takımın aşağı yukarı kadro yapısını 23-25'lerden falan düşünürsek yarısından çoğu diyebileceğimiz bir rakam transfer yapıyorsunuz. Alanya deplasmanında Ayev'le şeye çıkıyorsunuz. Forvetiniz Ayev. Frey'e bir tane daha. Bir tane ona geliyor. Ona geliyor. Frey'e hiç güvenmiyorsunuz. Yani Soldado evet son dönemde evet ama hala ondan da verim, siz geçen bir Soldado'dan bahsediyoruz. Yani genel olarak Soldado'nun da memnun değildi kimse. Yani sonuçta gösterdiği birkaç maçta gösterdiği performansı düşünerek Soldado iyiymiş gibi davranılıyor aslında. Fenerbahçe'nin ideal tipik santrolü ben Soldado da yeterli olmadığını düşünüyorum. Şimdi Frey sahaya giriyor. Frey sayıyorum topla oynama sayısı. Yaklaşık 60. dakikada sahaya girdi. Ya 5 ya 6 defa topa dokundu. Hepsini rakibe. Hiçbir olumlu katkısı yok. Peki hani alıyorsun değil mi? Sistem değişikliğine giriyor hoca. Uzuna dönelim. Hani topla çıkamıyoruz. Rakip önde baskı yapıyor. İşte şeye uzun yapalım. İşte ondan düşensek hiçbir hava topunu da kazanamadı. Hepsini stoperler vurdu. Frey zaten uzun boyuna rağmen sıçrama kabiliyeti ve hava topu kabiliyeti çok yüksek bir oyuncu değil bence. En azından kağıt üstünde değil mi? Onu alırım, uzun oynarım. İşte ama biraz mücadeleci, yaslar, faul kazandı. Uzun olması hava toplarına hakim olması anlamına gelmiyor. Neye kabiliyeti var sence? Ya da onu mu tartışıyor? Mücadele. Çok mücadele ediyor. Şimdi Santfor'dan da birinci beklentimiz çok mücadele etmesi. Bakın Frey transfer.
Frey'i transfer, Frey'i transfer ettiği gün Komoli'ye derdim ki ben, sen bu takımı, Türkiye'yi, futbolu bilmiyorsun kardeşim ya. Kusura bak. Frey'i transfer ettiği gün. Bakın oyuncuya hiçbir şey demiyorum. Oyuncu sahaya çıkıyor. Elinden gene Allah var. Bazıları saklanırken bu uğraşıyor yani. Yo, evet. Gene bir şeyler yapmaya uğraşıyor. İyi niyetle. Tabii. Ama yani işte hepimizin sınırı var. Ne kadar iyi niyetli olursa olur. Yani bu bir yerde geliyorsun Allah'ın verdiği yetenek yani. Onu kullanacaksın. Akılla beraber. Yani bu Frey bugün de, yarın da, gelecekte de Fenerbahçe'nin santrafor olmayacak. Olamaz. Yani. Ve bunu transfer eden kişi senin futbol direktörün. Yani nasıl bir mantık, nasıl bir değerlendirmeyle transfer etti bilmiyorum ki. O dönem transferinde de şöyle bir açıkladılar Ayhan Hoca. Dediler ki işte Soldado'nun sözleşmesi bitiyor. Slimani kiralık. Geleceğe yatırım olarak alalım. Aynen. Biz bu sene bu oyuncuyu genç potansiyeli olan bir oyuncu diye alındı. Nereye alıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ve eğer bu önümüzdeki senenin transfer planlaması hakikaten Komolli'nin futbol görüşüne ve değerlendirmesine göre yapılacaksa geçmiş olsun. İnşallah öyle değildir. Benim duyduğum Mersun Hoca veriyor isimleri. Yani bir transfer planlaması içindeler. Peki. Yani gene 16 oyuncu dedin ya, ona 10 tane daha ekleyebilirsin yani. Gidecekler de çok olacak. Tabii önümüzde. Gidecekler de var. Konuyu toparlayalım. Gözüküyor. Şöyle toparlayalım. Ersun Hoca hazırlık yapıyor. Peki Ersun Hoca'nın koltuğu sağlam mı? Yani kalan 5 maçlık performansı şu anda bilemiyoruz. Ama bugüne kadar geleni gördükten sonra inişli çıkışlı, 2 ileri 1 geri, hatta belki 1 ileri 2 geri performans olacak gibi görünüyor. Vallahi ne bileyim. Şu anki Fenerbahçe yönetiminin performans değerlendirmesini ben puan üstünden yaptığını düşünüyorum. Ya o da hedeften uzak. Ama evet. doğru bir değerlendirme değil bu. Nasıl yani? Yani bazen yapılan her şey doğrudur. Ama skor alamazsın. Tamam. Bu şeyden alamazsın. Kendi kalene gol atarsın alamazsın. Hakem kötü yönetir alamazsın. O gün şanssızdır alamazsın. Takımın iyi değildir alamazsın. Yani burada direkt sen suçlusun diyemezsin teknik direktör. Yani orada iyi antrenmanlar yapılıyordur. Rakip iyi analiz ediliyordur. Ona göre iyi taktik oluşturuyordur. Oyuncu yapamıyorsa. Burada problemi teknik direktör de... Ya onu zaten oyunda da görürüz bu arada değil mi yani? İşin o bölümünde mesela biz Aziz Yıldırım yönetiminde çok şikayet ediyorduk. İlişkimiz yok, bilgi alamıyoruz, insanlarla konuşamıyoruz. Dolayısıyla ne doğru haber ne de doğru yoruma çok yaklaşamıyoruz diye. Ali Koç dönemi daha da beter oldu. Yani antrenmanlar kapalı, kimse telefonu çıkmıyor, hocayla görüşemiyorsun, herkes saklanıyor. Yani bu noktada... Sonuç, Ersun Yanal'ın koltuğu sağlam mı, sallantıda mı? Planlamada Ersun Hoca ile devam etmek var. Ama planlamayla hareket eden bir Fenerbahçe yönetimi yok. Tribünler bağırıyor. Aykut Hoca gidiyor, tribünler bağırıyor. Ersun Hoca geliyor. Şimdi bakacağız tribünler ne diyecek diye. Ona göre de bir şey söyleyebiliriz. Yani ben Ersun Hoca vardır diyemem yani. Ama var gibi gözüküyor. Planlamada var. Var ama vardır diye. Var ama işte biliyorsun Fenerbahçe teknik direktör kararını planlama vermiyor. Sence olmalı mı? Olur mu? Ya ben tabii Fenerbahçe camiasını Gürcan abi kadar çok iyi bilmiyorum ama her şey performansa bağlıdır. Yani sonuçta futbolun gerçeği, sporun gerçeği bu. Şu an itibariyle görüntü çok iyi değil. Bu 5 haftalık süreçte de reaksiyonlar iyi olmazsa orada da yani Ersun Hoca'da sıkıntı yaşayabilir gibi düşünüyorum sezon sonunda. Tabii Ersun Hoca'nın da daha 1 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatarak bu tartışmayı yaptığımızı söyleyelim. Şimdi buradan gelelim şampiyonluk yarışına. Galatasaray Kayseri Spor karşısında galip geldi. Hem o maçı konuşalım hem yeni oluşan puan durumunu gözden geçirelim. Galatasaray'ın Kayseri Spor maçı aslında ilginç bir maç olmadı mı? Yani Galatasaray'ın bir türlü oyuna giremediği, yenik duruma düşüp hemen cevap verdiği ama yine üretemediği,
Ve üst üste 3 pozisyon verdikten sonra bir kırmızı kart penaltıyla skoru aldı ve rahatladı. Ama 11-10 oyunda da tam olarak yani bir bütünlük yoktu Galatasaray'da. Gerçi hani bu sene en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri bu ama bir takım bütünlüğünü göremedik. Ne dersin? Zaman zaman evet Galatasaray'da düşüşler oluyor. Yani geçen sene aslında iç saha performansı değil mi? Daha gümbür gümbür oynayan, evet, böyle hani daha rahat ve ilk yarılarda hatta maçın skorunun belli olduğu maçlar oynuyordu Galatasaray. Bu dönemde niye kaynaklanıyor? Tabii ki hoca çok daha iyi biliyor ama ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray takımı şu an için lig, Galatasaray takımı için yeni başladı tekrardan. Yani bu Fenerbahçe maçından sonraki tabii ki biraz ümitler orada kırılma anı da yaşanabilir. Yani Fenerbahçe maçında ne dedik, hep şampiyonluk maçıydı. Tabii. Galatasaray onu alamayınca Fatih Hoca da onun açıklamasını yaptı. Bizim için zor bir süreçti bu bir haftalık süreç. Şimdi oyuncunun reaksiyonları hakikaten maç maça değişebiliyor. Çünkü öyle bir haftalara girdik ki artık tamamen oyuncuda kilitleniyor Nebil bazı şeyler. Yani oyuncunun maça asılması, oyuncunun maça hazırlığı. Şimdi bu haftaki maça hazırlığı nasıl olacak mesela oyuncuların? Ne yapıyor? Başakşehir'in de puan kaybını görüyor şu an. Öyle bir hafta geçecek ki bütün maçla yaşayacak, maçla kalkacak. Şimdi o zaman zaman bu tüşler yaşanabilir. Çünkü rakibin nasıl oynuyor, rakibin puan kaybediyor mu? Hepsi, herkes kendi rakiplerini şu an irdeliyor, bakıyor onların hem oyununa, oyun kalitesine bakıyor hem de sonuçlara tabii ki direkt ilgileniyor. Bu sonuçlar, bu düşüşler yaşanabilir ama ben Galatasaray'ın, Başakşehir'in bu puan kaybıyla beraber tekrar lige çok son derece güçlü bir şekilde asılacağını düşünüyorum. Çünkü artık kalan 5 maçta 15 puan Galatasaray'ı matematik olarak şampiyon yapıyor. Artık Galatasaray'da bu işin tam içinde ve Başakşehir'de büyük bir strese girecek diye düşünüyorum. Şampiyonluk yarışını detaylı konuşuruz ama Kayseri Spor maçında dikkat çeken bir nokta vardı. Fatih Hoca da onu biraz basın toplantısında anlattı. Yani Galatasaray kendi klasik düzeniyle başladı maça. Onyekuru'nun yokluğunda Emre Akbaba sol kanattaydı. Ama o aslında Belanda ile başladı biliyorsun ilk. Maça başlangıcı Belanda solda. Yani biraz değiştiler onlar ama ondan özellikle sonra evet, değiştirdi Fatih Hoca. Yani oradaki fark ne? Yani şu onu biraz izah etmek veya irdelemek istiyorum açıkçası. Yani bir ara 4-2-3-1 gibi oynadı. Emre Akbaba'nın forvet arkasında Belhanda'nın solda olduğu. Aynı. Bir ara normal düzeninde oynadı ama o 4-2-3-1 özellikle soldan gelen, yani Belhanda'nın solda oynadığı bölümde üst üste ataklar yiyince tekrar normal düzenine dönmek zorunda hissetti kendini. Ama niye 4-2-3-1 başlamak zorunda kalıyor? Emre Akbaba'yı bu sefer kendi gerçek pozisyonda oynatmak için değil mi? Aynen öyle. Ya ben de öyle düşünüyorum. Emre Akbaba biraz daha işte geçen hafta da bahsetmiştik. Cagney'e yakın bölgede, kaleye yakın bölgede oynatıp onun hem şut özelliğinden hem asist özelliğinden daha çok faydalanabilir miyim mi düşünüyor hoca. O blok aralarında çünkü alıp dönebiliyor, bırakabiliyor. Şut özelliği de var. Belanda da Nice'de de böyle oynadı zaman zaman. Onun orada oynadığını olacağız çok iyi biliyor. O yüzden maça başlangıcında Emre'yi gerçek pozisyonda oynatıp Belanda'yı da biraz daha zaman zaman oynadığı bölgedir bu. Çok iyi biliyorum. Seyrettim de kendisi çünkü orada. Oynayabilir. Onun daha çok içeri kat etmesini ve oradan belki ara paslarını kullanmayı düşündü. Ama ne zaman defansif anlamda o problemler yaşamaya başladı Galatasaray, hoca hemen 4-3'e döndü. Belanda ve Badu'yu 2-8 haline getirdi. Emre Akbaba'yı da sola Yuto'nun önüne doğru çekti. Orayı kapatmayı düşündü. O değişikliğin şeyi buydu, taktik düşüncesi buydu. Aslında tabii ki kırmızı karttan sonra her şey değişti tabii. Yani oyun Galatasaray'ın istediği noktaya geldi. Hem kırmızı kart hem gol. Ondan sonra oyunu başka bir oyun oynanmaya başladı. Yani o bölümden ayrı konuşmak lazım. Ondan sonraki bölümü de apayrı konuşmak lazım. Alan genişledi. Artık git gele dönen bir oyun. Geçiş oyununa doğru döndü. Galatasaray zaten maçı 3-1'den sonra Galatasaray adına bitmişti. Cagney'in beden dilini nasıl buluyorsun? Yani şimdi 8. golünü attı Galatasaray'da. Yani az değil, kısa sayılabilecek bir periyot ve büyük bir ihtimalle yani Gomis'in rekorunu kıracak gibi görünüyor. Türkiye liglerinde en çok gol atan yabancı futbolcu rekoru ama ben şeye biraz şaşırdım. Hani ilk birkaç haftaki önceki reaksiyonunu anlayabiliyorum ama golü atıyor ki kritik de bir gol. 1-0 yenikken hemen 1-1 yapan golü atıyor. Tribünlere böyle hani tamam sakin gibi bir şey yaptı. Hani böyle. Sonra attığı penaltı golü yine kritik bir gol. Takımı öne geçiren bir gol. Yani Cagney rekora koşuyor ama takımın bir parçası gibi değil hala sanki.
Yani öyle çok deli gibi sevinen bir santrafor tipi değildi. Yani Gomis'ten sonra gerçekten. O öyle de bir eksiklik yarattı değil mi? Yasin Paşa da ama şeyleri falan, maskeler falan takıyordu. Yani arada böyle görüyorduk değil mi? Maske taktığı maçlar falan oluyordu. Doğru. Niye acaba? Değil mi? Sarı kart gördü. Evet. Cezalı duruma düştü. Ya çok ilginç bir durum var. Şimdi ikinci yarı takıma gelmiş ve 8 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz yani. 8. Büyük az... eleştirilen. Değil mi? Ama bir yandan da ama hani eleştirmeye de devam ediyoruz. Çünkü Galatasaray 10+1 kişiymiş gibi duruyor sahada. Yani 10 kişiden oluşan bir takım var, bir de Cagne var gibi. Şimdi yani Cagne Galatasaray'ın santraforuyum daha dedirtmedi bizi. 8 gol atmasına rağmen. Yani 8 gol ama kaçı penaltı? 6'sı penaltı. Yok. Ya 5'i ya. 5 mi? 5 garanti de öyle tahmin ediyorum. Bir tane çarpıp girdi, ona yazıldı. Bir önceki iç saha maçında. Bir tane tamamladı. Bu maç ona yazıldı mı o gol, emin misin? Evet, ona yazıldı. O maç ettirik. Ne maçıydı ya o? Galatasaray'ın kazandığı. Malatya. Hani Emre Akbaş'ın uçarak. Malatya maçı. Malatya. Emre Akbaş'ın uçarak vurduğu çarptı. Yazıldı mı ona? Tabii tabii. Cagne yazıldı. Yani Cagne o maç ettirik yaptı. Hmm. İki de penaltı atmıştı. Hatta işte Belhanda ile problem yaşadılar mesela. Hmm. Evet yani zaten 28 golün 11'i de penaltıdan. Ya şimdi bak Kasımpaşa'da hakikaten iyi golleri vardı. Orta sahadan alıp götürdü. İşte kanatlarla arka direğe kesiyorlardı. Tık diye vuruyordu. Yani fakat Galatasaray'da oyun bir kere yani santrafor oyunu değil. Oynanan oyun. Yani ona bir maçta 8 tane, 7 tane, 10 tane ona orta atılıyordur. O da çıkıp vuruyordur, atamıyordur, çuydur. Yani Slimani'dir eşittiri. Çok sert eleştirelim. Fakat oyun içinde bence Cagne'nin özel bir rolü yok o noktada. Mesela Rodriguez geliyordu, topu Gomis'e getiriyordu. Doğru. Ya da yani kaç 11 asistim vardı Gomis'e yaptırdı Rodriguez'in. Geçen Gomis'e yaptı değil, toplamda ya hepsi değil yani, alıyordu Gomis'e evet. Getiriyordu. Ve Gomis o santrafor modeli içinde orta sahada yaklaşıp yüzünü görüp çerçeveyi gördüğü anda da vuran bir santrafordu. Çoğunda da çerçeveyi buluyordu. Gol oluyordu, olmuyordu ayrı ama çoğunda çerçeveyi buluyordu. O şeyle Fegüli ile ilişkisi vardı, pas ilişkisi vardı çok ciddi şekilde. Hatta Belanda'yı eleştirdik geçen sene çok. Hiç rol almıyor, kayboluyor, sorumluluk almıyor diye. Hatırlayın Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlarda özellikle. Ama bilemiyorum Ayhan Hoca daha doğru yorumlar. Fakat Cagne'nin Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyununda özel bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Cagne yoksa aman karalar bağlarız diyeceği bir performans seyrettirmedi bize. Normal bir akan oyunda golü de olmadı. Olmadı. Yani evet. 3 gol işte biri çarptı. Ya biri çıkardılar boş kale yani. Geçen de tamamladı işte yani son maçta yine tamamlama yani. Mesela asıl bir pozisyon vardı. Galatasaray çok organize geldi. Sağdan Feghouli veya Mariano içeriye çevirdi. Vuramadı pozisyon. Yani öyle bir gol atmadı daha. Çok ilginç. 8 golü var ama normal bir organizasyon sonucu da attığı gol yok. 2 tane kaleciden dönen, bir tane göğsüne çarpan, kalanı da penaltı. Garip bir durum. Bir de ya belki geç bir tespit oldu ama yakın direğe hiç koşusu yok Cagne'nin. Ben bu ön direk koşuları. Evet. Bu maç özellikle dikkat ettim. Ne diyorsun? Şimdi Gomis'le yani beraber... Ben bu maç fark ettim. Geçmişteki maçlarda şöyle bir hızlıca kafamda taradım. Yok, hiç yok. Gomis'le yani karşılaştıralım mı? Hani Gomis'le özelliklerini. Şimdi Gomis... Karşılaştırsak Cagne... Hayır, hayır. Fiziksel özellikleri ve teknik özelliklerini bir karşı düşünelim yani. Tamam, peki. Şimdi Gomis iri. Yani Cagne kuvvetli. İri. Evet, iri. Cagne ama kuvvetli mi? He. Cagne kuvvetli değil. He. Şimdi Gomis'in en büyük özelliği kalçaları. Çok güçlü bir oyuncu. Ve çıkık böyle güçlü. Ve bir oyuncunun da yani özellikle forvet oyuncuların stoperlerle boğuşmaları için yere sağlam basman lazım. Şimdi Gomis oraya vücudunu yasladığı zaman bir şekilde o topu saklayabiliyordu, koruyabiliyordu. Cagne'nin en büyük dezavantajı aslında çok iri olmasına rağmen öyle bir güçlü bir oyuncu değil. Yani ayakta duramıyor bazen biliyorsunuz hemen penaltı arıyor, atıyor kendini, foul arıyor. Şimdi Gomis'i yıkamazsın, temas ettiğinde Gomis yerinden oynatamazsın Gomis'i. Şimdi dar alanda oynuyor Galatasaray.
Yani üçüncü bölgede set hücumuna karşı oynuyorsun. Mutlaka o şarja girmen lazım, temasa girmen lazım. Şimdi en büyük eksikliği aslında Cagney'in eksikliği bu. Koşularda ceza sahası içi koşuları bence çok iyi. Yani niye? Çünkü şeyde Kasımpaşa'da bunu defalarca gördük. Yani arka direk koşuları, ön direk koşuları da attı. Yani ben orada hani evet, golcülüğü konusunda bir şüphem yok. Zaten gol atacağını düşünüyorum. Ben hala atacağını düşünüyorum. Galatasaray'da Cagney gol atar. Yani sezonda 20 atar. Öbür sezon kalırsa gene 20 küsur atar. Yani Cagney'in gol vuruşları ya da gol pozisyonu değerlendirmesinde bence bir sıkıntı yaşamaz. Oyun içi katkısında Cagney'in büyük sıkıntıları var. Yani depar atar mı, adam geçer mi? Yani birebir de kuvvetli yok midir? Yok. Yani şey de yok hocam değil mi? Sende o şey var. Mesela Feghouli ile Belhanda arıza yaptı. Üretemiyorsun yani saha içinde. Evet. Bu maçı bana Cagney alır hissiyatı da yok değil mi? O şeyi de vermedi. Ya oyun içi katkısı diye düşünüyorum. Ben bunu oyunla hani ne katıyorsun? Ama Galatasaray'a ekstra hani ama şeyi söylememiz forvetlerden lazım. Beklediğimiz şimdi sadece bu, gol mü? Cagney oradayken stoperlerin gözü de onda abi. Yani bu Belhanda'yı da Feghouli'yi de oraya kim yaklaşıyorsa onu ya, tamam rahatlatıyor. Tamam da Galatasaray'ın, biraz Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın santrforu her kimse zaten stoperlerin gözü onda olur yani. Yani orada çevresindeki arkadaşlarına pas vermese de bir türlü bir alan sağlıyor. Gözden yani kaçıyorlar hiç ama en azından. Üretemiyor. En azından kendi hani kendi üreten bir oyuncu değil. Yani o kadar koşu yapmıyor ki o alanı açsın. E duruyor orada. E tamam işte ama seni de koysak Galatasaray formasıyla sen de duracaksın orada ve stoper sana da markaj yapacak. Yapmaz yani. Bana yapmaz. Yapar. Bu Galatasaray'da oynuyorsa vardır mı bildiği Galatasaray'ın der. Ama ben öyle Fatih Hoca'nın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Oyun içi performansından yani. Valla hem sağ performans hem Flore performansı ile ilgili iyi şeyler. Evet değil mi? Yok yani işi görünmeyen yani bizim. Şimdi gelelim asıl soruya. Yani haftalardır konuşuyoruz. Hep böyle bir Başakşehir biraz uzaklaşıyor, Galatasaray biraz yaklaşıyor, Başakşehir derken artık öyle bir noktaya geldik ki 5 hafta kala 3 puanlık bir fark. Yani artık bir direksiyon var. Bu direksiyonun sürücü koltuğunda hem Medipol Başakşehir var hem Galatasaray var. Hangisi kendi yönüne doğru kırarsa bu direksiyonu şampiyonluğa ulaşacak. Az önce Ayhan'ın ifade ettiği gibi Galatasaray 5 maçın 5'inde kazanırsa başka hiçbir maça bakmaksızın şampiyon oluyor. Çünkü bir maçı kendi evinde Medipol Başakşehir'de. Bir kalan maçlara bakalım. Oradan da bir tahlil yapmaya çalışalım. Tabii yarın aslında Beşiktaş'ın oynayacağı bu karşılaşma da kritik. Hani Beşiktaş da bir anda bu hesaplara girebilir. Tabii. Demir Grup Sivasspor'u yenerse. Şimdi Başakşehir evinde Göztepe, dışarıda Sivas, evinde Ankara Gücü, dışarıda Galatasaray, evinde Alanyaspor. Galatasaray dışarıda Konya, içeride Beşiktaş, dışarıda Rize, içeride Başakşehir, dışarıda Sivas. Beşiktaş dışarıda Sivas, Ankara Gücü, deplasmanda Galatasaray, Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynayacak. Tabii Beşiktaş'ın bir maçı fazla doğal olarak, bir maçı eksik çünkü. Yarın oynayacak zaten bir tanesi. Yarın oynayacak. Tabii. Evet ama peki önce hatta bugün doğru. Bugün oldu. Bugün oldu. Ama tabii burada şampiyonluk yarışı daha çok şu an itibariyle Başakşehir ile Galatasaray'a odaklanabiliriz diye, evet, düşünüyorum. Bugün Başakşehir'in kaybettiği puan. Mesela Başakşehir Göztepe ile Cuma akşamı oynayacak. Galatasaray Pazartesi oynayacak. Yani Galatasaray Göztepe Başakşehir maçının sonucunu bilerek çıkacak. Ama burada Başakşehir'in üzerinde baskı artacak mı? Başakşehir bu baskıyı yönetebilecek mi? Ne diyorsun ya, bugünkü Rize maçından da bir takım herhalde ipuçları almışsınızdır diye düşünüyorum. Ben kendi adıma önce oynamayı hep tercih edenlerdendim. Yani hani bu tip maçlara yani daha rakibimin daha sonra oynamasını isterdim. Daha önce oynamasını istemiyordum. Ben önde olsan da geride olsan da fark etmiyor mu? Aynen. Yani ben öyle kendimi konsantre ediyordum. Tabii ki farklı da olabilir. Yani bu artık kişiden kişiye değişir ama baskı biraz daha farklı oluyor. Biraz daha böyle şeyle çıkıyorsunuz, rakibi düşünmeden sadece kendine odaklı bir maça çıkıyorsun. O sadece psikolojisi sanki benim adıma öyleydi. Yani ben o yüzden Başakşehir'in daha avantajlı diye düşünüyorum. Daha önce oynaması. Evet, maçı görüyorsun, ona göre bir konsantre olma mantığı da vardır bu işin ama yani ben kendi adıma oynadığım dönemde rakipten önce oynamayı tercih ediyordum. Psikolojim buydu benim. Peki sadece önce oynamak açısından değil yani bugünkü genel maçındaki aynen. Hani çünkü sonuçta açıkçası şöyle bir kanaat vardı. Hani Başakşehir çok iyi oynuyor. Galatasaray
o kadar da iyi oynayamıyor. O yüzden bu puan farkı kapanmaz. Hmm. Kolay kolay kapanmaz. Kapanması için bir takım, hani zaten Galatasaray buradan bir şampiyonluk elde ederse olağanüstü bir hikaye yazmış olacak yani. O ayrı 8-6-3. Tabii. Yani aynen öyle yani. Böyle unutulmaz bir geri dönüş olacak. Onu biliyoruz çünkü tarihte böylesi olmadı. Başakşehir burada önemli olan biraz Başakşehir'in ne yapacağı. Yani Başakşehir buna izin verecek mi, vermeyecek mi? Tabii hep oyun kalitesi çok üstün diyoruz yani Başakşehir'in, evet. Ama bugün ondan bahsedebilir miyiz? 4 maçta bir galibiyeti var. Tabii bugün ondan bahsedebilir miyiz? Hani çok böyle Rize'yi böyle domine etti mi Başakşehir yani maçı? Edemedi. Bence edemedi. Bence ya Rize takımı çok deli oynadı bugün. Yani. Ama Rize Spor'da yani, yani Beşiktaş maçında bıraktığı yerden devam etti. Onu söyleyeyim. Bu arada yani. Galatasaray'ın Rize'yle de deplasmanda maçı. Deplasmanda maçı var. Yani, ve Galatasaray'ın Konya maçı mesela, Başakşehir'i Cuma günü oynuyor ama Galatasaray'da Perşembe günü Malatya'yla kupa oynayacak. Evet. Sonra 4 gün sonra gene deplasmanda, Malatya'da deplasman. 4 gün sonra deplasmanda Konya ile oynayacak. Yani birdenbire biz pazar günü Konya maçını kazanır mı kazanmaz mı, Malatya maçı yorgunluk uzadı maç etkiler mi etkilemez mi? Yani önümüzdeki hafta bunları yaptığımız bu saatlerde bunları da konuşacağımız bir program da yapabiliriz. Belki fakat de, kalan maçlara baktığımızda ikisi de puan kaybedecek. Hmm. Yani Galatasaray yani tak tak tak. 5'te 5 çıkamaz mı diyorsun? Bu haftanın en önemli özelliği. Geçen haftada onu konuşuyorduk. Direksiyon Galatasaray'a geçti. Geçti, tekrar geçti tabii. Yani bundan sonra kalan maçlarını kazandan da şampiyon oluyor. Kimseye muhtaç değil. Yani Göztepe ne yapmış? Başakşehir'le kazanmış mı, yenilmiş mi? Sivas deplasmanı ne olmuş? Aynen. Ona bakmayacak. Çıkacak, Konya'yı yenecek, Beşiktaş'ı yenecek, Rize'yi yenecek. Başakşehir içeride yenecek, Sivas'ı yenecek. Yenebilecek mi? Ya da Başakşehir. Onu soruyorum işte. Başakşehir. Hayır, Başakşehir Göztepe. Küme düşmeme oynuyor. Artık canı burasına geldi. Çok sert maç olacak. Sivas sert bir deplasman. Ankara gücü tamam sorunlar yaşıyor ama ısıran bir takım böyle şeye geldiğiniz zaman. Deplasmana Galatasaray'a gidiyorsun arenada. Ya bence zorluk derecesi iki takımı maçlarına baktığımızda, hatta Beşiktaş'ı da katarsak buna, zorluk derecesi en düşük maçlar Başakşehir. Evet. Kağıt üstü. Çünkü hem herkes 3 deplasmana giderken 2 deplasmana gidecek. Gerçi Beşiktaş'ın hani Sivas'ı geçtikten sonra 2 deplasmanı kalıyor ama Beşiktaş'ın 2 deplasmanı Galatasaray ve Trabzonspor. Galatasaray'ın 3 deplasmanı var. Biri Konya, biri Rize. İçerideki maçlarda biri Beşiktaş, biri Başakşehir. Yani Nebil, tamam da şimdi Başakşehir hani içerideki maçlarda seyirci faktörü var mı? Yok işte. İşte en büyük dezavantajı aslında. Çok acayipti ya yani. Rize Spor City, Başakşehir pas yapıyor maçı kazanmak için, yükleniyor falan. Tribünden duyulan ses yuhlama ve uğultu. Hani rakip Rize Spor'ların yaptığı tezahürat ve baskı uğraşları. Ama yani Başakşehir zaten hiçbir gerçeği bu. Evet. Sağ avantajını kullanmıştır ama ev sahibi olma avantajı diye bir şey yok. Ama bu dönemlerde de özellikle çok önemlidir. Başakşehir yani tabii. Seyirci seni iter. Tabii sezonun sonuna gelmişsin. Hayır. Yani artık şampiyonluk mücadelesi. Hani az önce o şeyden bahsediyorduk, o stres falan. Yani orada o stres ama vardır ama o stres de seni bir de o bir depar daha attırır. Yani seyircinin bir böyle bir ayağa kalkması o sana bir atmayacağın deparı attırır. Hocam, şu rakibi de sindirir. Şu var yani abi. Çok önemli seyirci faktörü. Cebinde bir beraberlik daha duruyor. Başakşehir. Tabii. Türk Telekom stadında olmak kaydıyla. Yok, orada olmasa da. Ha, olmak kaydı. Yok tabii. Hayır. Telekom stadında da berabere kalabilir. Tamam işte. Hacım Göztepe ile berabere kaldı. Gidip Telekom'da da beraber kalabilir. Bir puanı koyuyor araya gene. Hayır. Hayır olur mu ya? Hayır. Galatasaray yenilmezse diyor. Galatasaray yenilmezse diyor. Galatasaray yenemezse diyorsun. Evet. Bir beraberlik daha diyorsun. Evet. O maçı berabere bitirdin 33. haftayı. Ya bence aslında 33. haftaya nasıl girildiği biraz daha belirleyici olacak. Belki de bu puan farkı açılacak. Belki de puan farkı daha da kapanacak. Ya her hafta başka bir şeyi de konuşabiliriz burada tabii. Hayır, ben, evet yani. Ben size söyleyeyim mi? Yani yanlış anlamışsın. Çok ciddi dış kulvar hata var ya. Yani.
Beşiktaş mı? Ben gerçekten çok ciddiyim. Ve mesela oyun olarak Başakşehir ve Galatasaray'ın önüne geçti son haftalarda Beşiktaş. Çok etkili oynuyor. Laiç'i yakaladı çok formda. İşte Dorukhan'ı yakaladı çok formda. Burak Yılmaz atmaya başladı. Yani çok ciddi bir dış kulvar hata var. Mesela kazandı, 56 yaptı. 6 puan indirdi Başakşehir'le arasını. Galatasaray maçını zaten kazanmaya çıkmak zorunda ikinci olmak için. Her ihtimale karşı tabii Galatasaray'ı, tabii yani Galatasaray'ı onu yenmek zorunda Beşiktaş da öyle tabii hesap ediyor. Yani 3 puanı kapatmak için kazanmak zorunda. Ya şu anda kazanmaya Beşiktaş, oynamak durumunda. Hani direksiyon örneği verirsek Beşiktaş açısından da şöyle, o da ikincilikle ilgili direksiyona geçti. Bütün maçlarını kazanırsa biri Galatasaray olduğu için en kötü ihtimalle ligi ikinci bitiriyor. Evet. Bütün maçlarını. Hayır, bir de bu arada Galatasaray Başakşehir'i yenerse birdenbire ay o şampiyon olmayayım falan diye de ufak başlarlar yani. Beşiktaş Galatasaray'ı yeniyor, Galatasaray da Başakşehir'i yeniyor. O zaman belki ikili üçlü averajlardan bile bahsedebiliriz yani. Aynen. Bakalım nasıl gelişecek. Şu kümede kalma mücadelesine de bir göz atalım. Tabii orada yani matematiksel olarak hala Fenerbahçe, Sivasspor, Ankara Gücü, hani bu takımlar tamamen şeyden çıkmış değiller denklemden ama şu anda 4 takımdan bahsedebiliriz. Yani 29 puanlı Bursaspor, 28 puanlı Erzurum, 27 puanlı Göztepe ve 24 puanlı Akhisarspor. Kalan maçlar da hızlıca ekrana gelsin ve onun üstüne konuşalım. Yani Erzurumspor son 2 haftada aldığı galibiyetlerle bir anda olağanüstü bir çıkış yakaladı. Aslında Bursa mı Göztepe mi sorusunu soruyorduk biz, değil mi? Yani Erzurum'la Akhisar düştü. Bursa mı Göztepe mi kurtaracak diye düşünürken Erzurumspor bu hafta Göztepe deplasmanında çok çok kritik bir galibiyet aldı. Ve bu arada Göztepe tabii olağanüstü bir fırsatı tepti. Yani evinde hem Akhisarspor'a yenildi hem de Erzurumspor'a yenildi. O iki maçı berabere bitirmeyi başarsa şu anda Göztepe 29 puanda olacaktı. Erzurumspor 26 puanda olacaktı. Akhisarspor da 22 puanda olacaktı yani. Kesinlikle. Çok acayip bir durum. Aynen. Yani. Ne diyorsunuz? Kim daha yakın kümede kalmaya? Bursa mı? Erzurum mu? Yani Akhisarspor'un bence zor hala 5 puanı kapatması, Göztepe mi? Ya Bursa takım gol atamıyor. Belki bunun... Bu arada bir Bursa-Göztepe maçı da var. Ligin 33. haftasında. Kendi aralarında da oynayacaklar tabii onlar. Ya Bursa Erzurum'la yani da oynuyor, Göztepe'yle de oynuyor. Ve Akhisar'la oynuyor. Aslında Bursa, burada direksiyonda Bursa var diyebiliriz, evet, değil mi? Evet. Üçüyle de oynayacak. Mesela o Göztepe'nin yapamadığını Bursa yaparsa berabere. Yenilmezse onlara. İçeride Akhisar'la oynuyor. Göztepe'yle de içeride oynuyor. Doğru. Yani. Bir Erzurum deplasmanına gidiyor arada. Tabii o da direkt rakibi. Belki oraya rahat gidebilir mi bilmiyorum. Erzurum'da belki muhtemel bir... Bakalım hemen diğer takımlarında kalan maçlarını hızlıca. Erzurum'da Antalya deplasmanına gidiyor. Sonra Bursa'yı ağırlıyor. Malatya deplasman, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya, Kayserispor. Çok zor maçları var Erzurum'un da. Yani. Göztepe'de Medipol Başakşehir deplasman, Antalya Demir Grup Sivasspor, Bursa Spor deplasman. Ya galiba bu Bursa'daki... O maçta mı belli olur diyorsun her şey? Maçı da belli olabilir. Ama devam gene 3 maçı içeride ya. Efendim? 3 maç içeride. Evet. Göztepe'nin de böyle. Aslında Tamer Hoca'nın açıklamaları vardı biliyorsun. Son 8 haftaya girilirken mi? Biz 8 haftanın son 8 haftaya lider girebiliriz dedi puan olarak. Hı hı. Yani o da öyle bir hedef koymuştu aslında. Hani, o da şunu düşündü herhalde. Akhisar'ı yeneceğim, Erzurum yeneceğim. İçerideyiz. Hepsiyle içeride oynuyordu. Yani. Evet. Üst üste 2 tane de içeride gene maçı vardı. Ama işte kağıt üstü hesap ediyorsunuz ama işte hesaplar tutmuyor. 33. hafta çok kritik. Çok kritik. Galatasaray, Medipol Başakşehir, tabii nasıl, hangi puanla gelecek oraya bilmiyorum. Bursa Göztepe, onda şu andaki belki de Bursa tamamen aldığı galibiyetlerle işi bitirmiş olacak. Aynen. Veyahut da alamadığı galibiyetlerle ama, hala potada olacak. Ama yani fikstür nereye götürüyor ya? Herkes birbiriyle oynuyor. Yani düşme hattındakiler birbiriyle, evet, yukarıdakiler evet, de birbirleriyle oynuyorlar yani. Bir de burada bakıyorum şimdi Başakşehir Sivas'a gidiyor. Evet. Galatasaray da Sivas'a gidiyor. Beşiktaş da Sivas'a gidiyor. Tabii ortak maçlar çok. Mesela Rize'yi yani, yine ortak maç olarak sayabiliriz. Hani Beşiktaş'ta yok da evet hani o da şey tabii. Hani üçünün de ama tek maçı galiba Sivas gibi mi gözüküyor? Evet. Şu an itibariyle öyle. Evet.
Sivas'ta, orada Sivas'ta belirler mi acaba bilmiyorum yani. Hani Sivas'ın son haftalarda tabii çok iyi bir durumu yok. Kaç puanda Sivas? 35. 33. Yani 7 puan üstündeler. Yani eğer küme düşme şeyinde biraz daha yaklaşsalar da aslında onlar da ciddi takımlarla oynayacak. Hep şampiyonluğa giden takımlarla ciddi. O da gidebilirdi aslında. O da iyi puanlar çıkarmış. Peki evet, daha net konuşalım. Bursa, Erzurum, Göztepe. Maçlara da baktık. Bugünküne kadarki performanslarına da baktık. Kim kalır gibi görünüyor. Akhisar'ı düşürdük mü? Ya Akhisar'ı da sayalım ama yani 5 puan var. Zor 5 haftada 5 puan. Bence Bursa kalacak. Göztepe Erzurum mu düşer diyorsun? Yani fikstüre de bakınca... Ben Göztepe'yi daha şanslı görüyorum. Daha mı şanslı görüyorsun? Daha şanslı görüyorum. Ya yani içeride 3 tane maçı var. Ben de Bursa kurtarır diyorum. Evet. Göztepe kurtarır dedi. Biz Bursa kurtarır dedik. Bakalım Mayıs sonunda. Gerçi her hafta bunu tabii... Gönlüm maçta... de öyle istiyor bu arada yani ben bir Bursalı olarak. Yani o yüzden biraz da... Yani duygusal bir cevap verdin yani. Biraz. Hem duygusal hem de yani Bursa bu tip maçlara geldiği zaman herhalde o seyirciyle, coşkuyla Bursa'nın yapısını da biliyorum. Abi o seyirci coşku tam yani. Tersine döndürüyor Bursa takımın üstüne. Zaman yani, zaman evet yaşanılır aynen, ama. Kabus gibi çöküyorlar yani. Bu kötü dönemde en azından. Aynen. Kendi... Şimdi, yani seyirci dediğin takımına destek olur. Bir gol yiyor Bursa takımı. İyi de oynuyorlar. Ben seyrediyorum maçta. Yönetim istifa başlıyor. Samet Hoca şöyleydi. Öteki böyleydi. Zaten takım sahada genç. Yarısı altyapıdan gelmiş. Baktığın zaman böyle uçan kaçan yıldızın da yok. Değil mi? Sana bir şey yapmış. Tam... Desteğe ihtiyacı olduğu anda o tribünler bir anda rakibin yanına geçiyor. Çok zor işi. Bursalı oyuncuların da, yöneticilerin de teknik... Genelde oynaması da zordur. Teknik direktörlüğünün de işi zordur Bursa'da. Şimdi tam bu konuşmayı yaparken evet tabii hani ben Bursa Spor çok daha şanslı rakipleriyle oynuyor. Akhisar'ı çok fazla denkleme koymuyorum dedim ama Mehmet Ertaş da haberden sorumlu yöneticimiz diyor ki bu hafta Akhisar Bursa'yı yenerse ne olacak o zaman? Evet. Diyor, 2 puana indiriyor diyor. Doğru. Ki Akhisar'ın şu anda burada olmasının yani hala bu denklemde olmasının sebebi Göztepe'yi İzmir'de yenmiş olması. Kesinlikle. Değil mi? Göztepe o maçı kazansa şu anda ne Akhisar'ın umudundan bahsediyorduk. Şeyi seyredebildiniz mi? Akhisar-Antalya maçını. Akhisar-Antalya maçını yok seyretmedim ben. Ben sana söylemeyeyim. Bu mucizeler yani. Çok Akhisar'ın o maçı kaybetmesi hakikaten ya da Antalya'nın kazanarak çıkması mucizedir yani. Özellikle ikinci yarıda çok hoca, yoğun baskı yapıyor. Hoca 45. 22 şut var kaleye, bir tanesi gol. Neler kaçtı? Çizgilerden mizgilerden vuramadılar, edemediler. Yani o işte futbol bundan güzel işte. Biraz Avrupa'ya gidelim mi? Var mı Süper Lig'le ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Yok, enteresan tabii maçlar bizi bekliyor. Hem evet. Küme düşme hem de şampiyonluk mücadelesi. Tabii hepsi bu konuştuklarımız. Ben şu matematik hesapları yapıyoruz ama sahada işte tabii. Performanslar nasıl olacak? Bolcu ben şunu eklemek istiyorum. Adamların tercihleri. Tercihler. Okan Buruk, İrfan Saraloğlu ikilisini bir kez daha tebrik edelim. Yani Başakşehir gibi bir takımı aciz bıraktılar sahada. Hakikaten yani bu kadar. Thomas'ı da katalım onun içine. Tabii ki Thomas. Tabii onlar o ekibin bir parçası. Bizim de arkadaşımız. Yani bu kadar üst düzey pas organizasyonu olan bir takıma pas yaptırmadılar. Kalelerini de pas yaptılar. Bence aynen kalelerine getirmediler. Fizik olarak onlardan üstün kaldılar. Evet. Yani yaparsın hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Yani rakip sahada baskı yaparsın. Değil mi? Yarım saat yaparsın. 60 dakika yaparsın. 90 dakika yaptılar ya. Evet. Yani helal olsun. Yani. Vedat Muriç'ten de bir Zlatan performansı çıkartıyorlar neredeyse yani, değil mi? Yani her sırtı dönük bugün, topu altında olumlu oynuyor. Yani bugün her birinde hepsi, yani. Değil mi? Her yaptığı şey doğruydu. Yani hani evet. Takımı için bir pivot santraforun nasıl oynaması gerektiğini Vedat Muriç'i açıp seyredebilirler. Yani Vedat Muriç'in eskiden kim yapıyordu onun yaptığını? Biraz geçen seneye gidin. Battal mı? Mesela tabii Abdullah Avcı Battal'dan öyle bir oyuncu yarattı. Tabii. O peki Okan Hoca o zaman Abdullah Avcı ile miydi? Daha mı önce Abdullah Avcı'ydı? Yok. Yani Mehmet Battal performansı Okan Hoca çok önce ayrılmıştı. Ayrıldı değil mi? Çok önce ayrılmıştı. Çok önce ya. Okan Hoca kaç yıldır kendi başına yani teknik adam olarak çalışıyor. Peki Avrupa'ya gidelim. Premier Lig'de de çok heyecan verici bir şampiyonluk mücadelesi var. Liverpool ve City adeta
puan kaybetmemeye yemin etmiş durumdalar. Liverpool bugün Cardiff deplasmanındaydı. Oldukça zorlandı. İlk yarıda gol atamadı ama ikinci yarıda bu köşe vuruşu organizasyonunda Wijnaldum 1-0 öne geçirdi Liverpool'u. Kalan dakikalar biraz zor geçti ama Muhammed Salah'a yapılan bu penaltıyı Milner 81. dakikada gole çevirince Liverpool 3 puanı Cardiff deplasmanında almış oldu. Ve Liverpool maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. City dün sahadaydı. İlginç bir eşleşme vardı. Tottenham'la karşı karşıya geldiler. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a elenmişti City ama ligde galip gelmeyi başardı. İşte bu gol Foden'ın golüyle Manchester City Tottenham'ı 1-0 yendi ve onlar da haftayı 3 puanla kapattı. Belki de Dana'nın kuyruğu bu hafta ortasında oynanacak erteleme maçında kopacak. Manchester United deplasmanına gidiyor Manchester City. Hani kağıt üstünde puan kaybı ihtimali olan en kuvvetli maç. Liverpool'ların büyük bir heyecan ve merakla beklediği mücadele. United bugün 4 gol yedi Everton'dan. Hani yaralı çıkacak. Ne diyeyim? Türkiye'deki Liverpool severlerle konuştuğum zaman o sonuç iyi oldu diyorlar. Evet. Çünkü United hırslanacak şimdi hem derbiyi kazanmak adına diyorlar. Son 8 maçın 6'sını kaybettiler ya. Efendim? United. Evet. Şampiyonlar Ligi. Olağanüstü bir çıkış. Tabii dahil. Saint Germain'i eledikten sonra bir daha toparlanamadılar. Ya City her türlü yener ya. Ama çok iyi bir maç. Sonuna kadar Guardiola bu arada şeyi unuttuk ha. Neyi? Rezan Lucescu muydu? Razvan Lucescu. He, oğlu şey. Razvan. PAOK Yunanistan Ligi'nde şampiyon 34 oldu. Yıl aradan sonra onlar da şampiyon oldu. Evet, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos bir anda çöktü. Panathinaikos da gitti. Panathinaikos uzun zamandır yok denklemde zaten. Gene bunlarla bir çekişiyordu evet. Yani. Hafta içi şey çok güzeldi biliyorsun. Manchester City Tottenham maçı. Değil mi? Olağanüstü. Çok güzeldi. Cüneyt Hoca da hakemdi biliyorsunuz. Ama iyi bir maç yönetti hakikaten. Çok da güzel bir maç oldu. Çok ya, keyifliydi. O son gole ben Guardiola'dan daha çok sevindim seyrederken. Niye? Adamı çok seviyorum ne bileyim. Ha, abi, City mi tutuyorsun? City tutuyorum. Ben yani, de Tottenham'ı tutuyordum. Pochettino'nu istiyordum. Ama bu şeyde yani Liverpool City mücadelesine 50-50. İkisi de hangisi kazanırsa sevineceğim. Peki. 8. şampiyonluğunu ilan etti arda arda Juventus İtalya'da. Ronaldo bir rekor kırdı. İngiltere, İspanya ve İtalya'da şampiyon olmayı başaran ilk futbolcu oldu. Zlatan o fırsatı kaçırdı yani United'a gelmişti. Aslında Zlatan hem İspanya'da oldu hem Fransa'da oldu, Hollanda'da oldu, İtalya'da da oldu. Aslında daha çok ülkede şampiyon oldu ama İspanya, İngiltere, İtalya üçlemesi Ronaldo'ya ait. 8 yıl ard arda şampiyon Juventus kırılması çok güç bir rekor ki o şampiyonlukların öncesinde küme düştüğünü, yeniden İtalya Serie A'ya geldiğini ve ondan sonra da ard arda 8 yıl şampiyon olduğunu belirtelim, belirtmekte fayda Conte'de var. Conte de dahil değil mi buna? Hani Conte'nin şeyi de evet. Conte var, Allegri, artı Conte. Var tabii evet. Ki. Bir başka şampiyonluk haberi de Fransa'dan geldi. Aslında o da malumun ilanı oldu. Paris Saint-Germain de son 7 yılda 6. şampiyonluğunu ilan etti Paris Saint-Germain. Daha bugün sahaya çıkmadan Monaco maçının sonucuyla birlikte şampiyonluklarını ilan etmişlerdi. Araya giren takım da zaten Monaco olmuştu. İki sezon önce o olağanüstü şu anda görüntüye gelen Mbappe'li kadrosuyla Monaco hem Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmiş hem de Fransa Ligi'ni domine etmişti. Evet ve formada da Notre Dame. Fenerbahçe'yi de elediler. İbaresi var. Zaten şimdi biz programa girerken maç oynanıyordu. Maçtan sonra da çok büyük kutlamalar yapılmamış. Notre Dame katedralindeki o yangın nedeniyle böyle büyük kutlamalar da yapılmamış. Hemen oranları verelim. Öylece programı noktalayalım. Demir Grup Sivasspor Beşiktaş 3-20, 3-10, 1-75, 2.5-6, 2-0-5, 2.5-üst, 1-40. Chelsea Burnley 1-10, 5-50, 9, 2.5-6, 1.95, 2.5-üst, 1.45. Ve Napoli Atalanta 1.70, 3.20, 3.30, 2.5-6, 1.95, 2.5-üst, 1.45. Ayhan Akman, Gürcan Bilgiç teşekkürler. Haftaya pazar gecesi saat 23.30'da yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.